Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusunun oğlu olmak çok havalı, çok güzel bir şey olsa gerek. Ama bunu bir de Cristiano Ronaldo'nun oğluna sormak gerek. Özellikle oğlunun futbol gelişimi ve kariyerine büyük önem veren Ronaldo'nun oğluna bazı yasaklar koyduğu söyleniyor. Peki bu yasakların neler olduğunu merak ediyor musunuz? Eğer cevabınız evetse bizi izlemeye devam edin. Öncelikle gelin Cristiano Ronaldo'nun oğlunun futbol konusunda gelişmesini desteklemek için neler yaptığına yakından bakalım. Kırılmadık rekor, kazanılmadık kupa bırakmayan Ronaldo'nun sahip olduğu yetenek ve başarısının oğlu için imkansız olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ancak Cristiano insanları şaşırtacak gibi görünüyor. Onunla gurur duyan baba Cristiano, "Oğlum statlara, seyircilere alışık. İyi bir tekniği var. Genetik olsa gerek. Kendisinden fazlasıyla umutluyum. Birbirimizin antrenmanlarını izliyoruz. Gelecekte bir futbol yıldızı olursa hiç şaşırmam." açıklamasını yapmış. Cristiano ise yeşil sahada müthiş özgüvenli. Babasının Ronaldo olduğunu düşününce çocuğunun özgüveni çok normal geliyor aslında. Ronaldo aynı zamanda kendi futbol kariyeri boyunca gösterdiği disiplin, çalışma azmi ve profesyonellik de oğluna örnek oluyor. Bu şekilde futbolu ciddiye almasını ve emek harcamasını teşvik ediyor. Oğlunun futbol eğitimine özel önem veren Ronaldo, ona teknik bilgi ve taktiksel anlayış konusunda yardımcı oluyor. Ayrıca Ronaldo, oğlunun moralini yüksek tutmak ve motivasyonunu artırmak için destekleyici bir rol oynuyor. Başarılarına odaklanmasını ve hedeflerine ulaşmak için çalışmasını teşvik ediyor. Ronaldo, oğlunun gelişimini teşvik ederken bazı yasaklar da koyuyor. Mesela Cristiano Junior'ın sosyal medya kullanması yasak, hatta telefon kullanması bile yasak. Cristiano Ronaldo da teknolojinin ve sosyal medyanın önemini biliyor. Sporun en büyük isimlerinden biri olarak sosyal medya profiline büyük önem veriyor. Ama karanlık bir tarafı olduğundan da bahsediyor. Çocukları için en iyisini isteyen bir baba olan Ronaldo şunları söylüyor. "Bence teknolojiden faydalanmalıyız ama takıntılı olmamalıyız. En büyük çocuğum yakında 12 yaşına girecek ve her seferinde bana soruyor. Baba telefon alabilir miyim? Ona diyorum ki Cristiano zamanın var. Bu genç neslin yaşlarının bir adım ilerisinde olduğunu ben de biliyorum. O yüzden katılıyorum bundan faydalanmamız gerektiğini ama teknolojiye takıntılı olmamamız gerektiğini söylüyorum. Telefon ve tableti çocuklara her zaman değil kısa bir süre için verin." Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano, dünyanın en lüks evlerinde yaşaması, en pahalı spor otomobillere binmesi ve uzun lüks tatillere çıkmasıyla her şeye sahip gibi görünebilir. Ancak ilginç bir şekilde onun cep telefonu yok. Ama biraz önce bahsettiğimiz gibi Ronaldo'nun bu konuda çok haklı sebepleri var ve çok hassas. Bir zamanlar 10 yaşındayken babasının telefonunu birkaç saat ödünç alıp Instagram hesabı açan Cristiano, hesabı kısa sürede 1 milyonu aşkın takipçiye ulaştırmıştı. Ancak bu durum Cristiano Ronaldo'yu hiç olmadığı kadar sinirlendirdi. Bir gün sonra oğlunun hesabını kapatmasıyla konu netlik kazandı. Ronaldo'nun bu konuda ne kadar katı olduğunu gördük. Ancak Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano'nun Instagram hesabını kapatmasının ardında başka sebepler olabilir. Belki de Ronaldo, oğlunun kendisini Instagram'da geçmesinden endişelenmiş olabilir. Çünkü Cristiano'nun hesabı kısa sürede 1 milyonu aşkın takipçiye ulaşmıştı. Bu da onun çok fazla ilgi görmesine neden olmuştu. Ancak Ronaldo'nun asıl endişesi oğlunun sosyal medyada çok fazla zaman harcayarak dikkatinin dağılması olabilir. Instagram ve TikTok gibi platformlar genç bir çocuğun psikolojisini ve dikkatini olumsuz yönde etkileyebilir. Ayrıca Ronaldo'nun oğlunun henüz küçük yaşta olması sebebiyle sosyal medyanın acımasız doğasından korunmasını da istemiş olabilir. Çünkü eleştiriye açık olması onun ruhsal olarak yıpranmasına neden olabilir. Ronaldo'nun Cristiano'ya sağlam bir mental ve duygusal gelişim için daha fazla olumlu destek ve güven verme ihtiyacından ötürü yasakladığını düşünüyoruz. Zaten verdiği röportajlarda da Ronaldo bunu sık sık açıklıyor. Bir futbolcu için fiziksel antrenmanlar ne kadar önemliyse beslenme de o kadar önemli. Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak Cristiano Ronaldo da bunu elbette çok iyi biliyor. Ve oğlunun sağlıklı beslenme ve antrenman programının tamamen kontrolünü elinde tutuyor. Hatta Ronaldo bir röportajında şunları belirtti. "Bazen Coca-Cola veya Fanta içtiği zaman ona sert davranıyorum. Cips veya patates kızartması yediğinde de onunla tartışıyorum. Çünkü bunları sevmediğimi biliyor. Ancak doğruyu söylemek gerekirse büyük bir potansiyeli var.
Şu anda hızlı ve topu iyi kullanıyor ama hepsi şu an için bir şey. Ona sürekli olarak söylüyorum, başarılı olmak için büyük fedakarlık ve çok çalışma gerekiyor. Bu sözler Cristiano Ronaldo'nun oğlunun spor kariyerine olan yakın ilgisini ve onun sağlıklı bir yaşam tarzı ve disiplinli çalışma alışkanlıkları üzerindeki vurgusunu gösteriyor. Ronaldo'nun oğlunun geleceği için sağlam temeller oluşturmak ve onun potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için kararlı olduğu anlaşılıyor. Cristiano Junior ise günlük hayatının büyük kısmını spor salonunda, çalışma alanında ve yeşil sahada geçiriyor. Ronaldo oğlunun diğerlerinden daha iyi olmasına ne kadar yardımcı olduğunu gösteren birkaç video yayınladı. Diyet, antrenman ve sosyal medya imajı konusunda Ronaldo'dan daha iyi kim tavsiye verebilir ki? Öyle değil mi? Aslında Ronaldo Junior'ın babasının yolunu tercih etmiş olması hiç şaşırtıcı değil, öyle değil mi? Sonuçta futbol onun hayatını her yerden kuşatmış, kuşatıyor ve kuşatmaya da devam edecek. Bundan Cristiano'nun rahatsız olduğunu da asla düşünmüyoruz. Ama şunu da belirtmeden geçmeyelim. Dünyanın en ünlü futbolcusunun oğlu olmak her zaman zordur. Sonuçta babalarının standartlarına ulaşmak için çok çalışmaları ve hatta sadece bunun için yaşamaları gerekir. Maalesef birçoğu da başarısız olur. Ama Cristiano Ronaldo Junior'ı bu noktada diğerlerinden ayırmakta fayda var. Çünkü o şimdiden birçok şeyi başarmış, gelecek vadeden bir futbolcu. Attığı goller, top hakimiyeti ve onu seven çok sayıda hayranı var. Peki siz birçok kişiye göre futbol makinesi olarak görülen küçük Ronaldo hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gelecekte babası gibi büyük bir futbolcu olabilir mi? Ayrıca Cristiano Ronaldo'nun oğluna telefon almamasına ve diğer koyduğu kurallar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce doğru mu yoksa abartı mı? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.